Duvar halısı dokumak çok uzun bir geçmişe sahip olan ve günümüzde halen varlığını sürdüren bir sanattır. Bir duvar halısını yakından görmek, onun elle nasıl işlendiğine şahit olmaktır. Duvar halısı dokuma sanatı, 14. Louis'nin Paris Gobelin'de bulunan, üretime günümüzde de devam eden Kraliyet Halı Fabrikası'nı kurduğu 17. yüzyılda en ihtişamlı anlarını yaşadı. Burada gelenekler hala çağdaş sanatı şekillendiriyor. Bilgi ve yaratıcı ilham aynı yerde nesilden nesile aktarılıyor. Burası zamanın biraz ötesinde kapalı bir yer. Her şeyin hız olarak görüldüğü bir dünyada burası zamanımıza ait değilmiş gibi görünebilir. Burada çalışırken işe ruhumuzu katıyoruz. XIV. Louis zamanında bir duvar halısının tasarlanması genellikle tek bir sanatçının bir dizinin tamamını planlaması ve ilk eskizleri teslim etmesiyle başlardı. Diğer sanatçılar bu tasarımı geliştiriyorlardı. Bugün benzer şekilde çağdaş bir sanatçı aklında bir duvar halısı fikriyle özgün bir çalışma oluşturur. Ama onu esas yorumlayan, dokuyan kişidir. Bir dokumacının her şeyden önce çizimi sevmesi gerekir. Çok fazla hayal gücüne sahip olması gerekir ve aynı zamanda yaratıcı da olmalı. Dokumacı, sanatçının çalışmasının bir kopyasına bakar ve şeffaf plastik şeritler üzerine temel çizgileri çizer. Bunlar dokuma tezgahındaki dikey çözgü ipliklerinin üzerine yerleştirilir ve çizgiler yeniden çizilir. İşaretler ve mürekkep, dokuma yaparken görsel bir rehber işlevi görür. Ardından renk paletine karar verilir ve iplikler duvar halısının tasarımına uyacak şekilde özel olarak boyanır. Halının renkli ve dokulu iplikleri atkıyı oluşturur. 17. yüzyıl halıları dayanıklılık için yünden, parlaklık için ipekten ve sahibinin zenginliğini göstermek için altın ya da gümüş iplikten yapılmıştır. İster yün ya da ipek, ister başka bir malzeme olsun, atkının renkli olması için boyanması gerekir. Boya uzmanı işte burada devreye girer. Bana göre buna bir iş bile diyemeyiz. Yani zorla işe geliyor gibi hissetmiyorum. Bir rengin ortaya çıktığını görmek benim için gerçekten büyülü bir şey. Yüzlerce yıldır bitkilerden, minerallerden ve böceklerden elde edilen boyalar toz haline getiriliyor. Eskiden bu iş çok zordu. Renklere ve boyanacak malzemeye bağlı olarak formüller farklılaşıyordu. Odun ateşi üzerine kurulu boya banyolarının ısısını sabit tutmak oldukça zordu. Şimdi ise kimyasal boyalar kullanılıyor. Sadece kırmızı, sarı ve mavi kullanılarak dikkatlice ölçüldüğü takdirde sonsuz sayıda renk yapılabilir. Önce mineral olmayan bir su banyosu ısıtılır. Sonra boya eklenir. Atkılar buna batırılır. Birkaç saat sonra atkılar dışarı çıkarılır ve istenen renkle karşılaştırılır. Burada ayarlamalar yapılabilir. Daha fazla boya, daha uzun ıslatma gibi. Mükemmel renk elde edildiğinde atkılar kuruması için asılır. Gobelin'in bir başka odasında boyanan iplikler depolama için makaralara sarılır. Atkıya ihtiyaç olduğunda ipler makaradan bobin veya broşa, yani dokumacının temel aletine aktarılır. Bir bobin, tek bir renk veya birbirine karışmış farklı renkli ipliklerden oluşabilir. Şimdi atkı dokuma tezgahı için hazır. 17. yüzyılda büyük duvar halılarının üretimi büyük tezgahlar gerektirirdi. Ve Gobelin'de yatay ve dikey olmak üzere iki tür tezgah vardı. Burada dikey bir tezgahı görüyorsunuz. Çözgü olarak adlandırılan boyanmamış kalın yün iplikler bir duvar halısının ana yapısını oluşturur ve dikey bir tezgah üzerinde özellikle dikkat çekicidir. Dokuma başlamadan önce tezgah boş.
Çözgü, çözgüleme denen bir işlemle halının özelliklerine göre hazırlanmalıdır. İlmek oluşturmak için metal bir çark ve duvara bağlı trabzan arasında sürekli tek bir iplik sarılır. Belirli sayıda ilmekten sonra işlem yeni bir çözgü ipliği ile tekrarlanır. Her bir çözgü yığını örülür. Boş tezgahta örülen ipler metal dişleri olan ahşap bir çubuk boyunca mükemmel şekilde yerleştirilir. Çubuk yukarı kaldırılır ve en üstteki kirişten sarkacak şekilde asılır. Örgüler çözülür ve ipler aşağı çekilerek alt kirişe bağlanır. Çözgü ipleri tezgahta yerini aldıktan sonra sıra gerginliği ayarlamaya gelir. Tam doğru gerginliğe ulaşana kadar çözgü gevşetilir ve sıkılır. Son adım çözgüye bağlı sicim iplerden oluşan bir gücü sisteme eklemektir. Böylece dokumacı ipleri dokurken aynı zamanda hareket ettirebilir. Dokumacının rolü başından sonuna kadar bunların hepsini yapıyor olmasıdır. Yaptığı işe kendinden bir parça katan dokumacının bakış açısından konuşuyorum. Bir dokumacı dokuma tezgahının arkasına halıya arkadan bakacak şekilde oturur. Çalışırken aynaya yansıyan halının ön kısmını görmek için zaman zaman çözgü ipliklerinin arasından bakar. Ayrıca arkasındaki duvarda asılı olan dokunan desenin bir kopyasının olduğu çiziminde yansımasını görür. Ayna doğru bir şekilde konumlandırıldığında, yansıma, dokunan alan ve çözgü ipliklerinin üzerindeki işaretlerle mükemmel bir şekilde aynı hizaya gelir. Dokumacının bobin veya broşu, atkıyı tutmak ve çözgü iplikleri arasında yönlendirmek için bir iğne gibi kullanır. Her biri belirli bir renge sahiptir ve tekrar kullanılmaya hazır olacak şekilde halının arkasında asılıdır. Bobinin ucu, atkı geçişlerini yumuşatmak için kullanılır veya metal biterak da kullanılabilir. Duvar halısı yapmak için atkı, çözgü ipliklerinin üzerinden ve altından yatay bir doğrultuda örülür. Sağdan sola yapılan sırayı, soldan sağa doğru yapılan sıra izler. Sonunda çözgü tamamen atkıyla kaplanır. Dokumacı, geçiş bölümlerini dokumak için gücüleri çekerek tek ve çift çözgü ipliği dizilerini düzeltir. Bu işlem bir diziyi öne çıkarır ve bobin, çözgülerin arasındaki boşlukta yani ağızlıkta yönlendirilir. Dar bir geçiş dokumak için her zaman gücü kullanmak gerekmez. Telleri çeken bir arp sanatçısı gibi dokumacı da küçük bir grup çözgü ipliğini ileriye doğru çeker. Dokumacının beceri ve tecrübesi, onun sadece karmaşık bir tasarım değil, yapı olarak da sağlam bir tekstil ürünü oluşturmasını sağlar. Bugün bile bir duvar halısının yapılması yıllar sürüyor. Bitmiş bir duvar halısı, bir sanat eserini ve onu oluşturan insanları onurlandıran bir kutlamadır. Burada tarihle çevriliyiz. Belki eski dokumacıların ruhundan söz edemeyiz ama bu görkemli geçmişi kabul ediyoruz ve onu sürdürmeye çalışıyoruz.